Arkadaşlar merhabalar bu videomda 10. sınıf akademi serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni bir konuya başlıyoruz. Yepyeni bir konuya başlıyoruz. Neye başlıyoruz? Uzay geometrisine. Evet uzay geometrisinin birinci videosundayız ve prizmalarında birinci videosundayız. Yani bu videoda prizmaların ilk kısmından size şöyle bir bahsedeceğim. Gençler yeni bir konu yeni bir mantık demek. Yani burada uzay geometrisinde hocam ben alayım kitabı açayım kendim çalışayım derseniz Burada biraz başarısız olursunuz onu söyleyeyim. Bu konuda bir mantığı var. Bu mantığı da beraber oturtturmamız lazım. Çünkü ya tamam 8. sınıfta gördünüz de öyle hacim formülüyle alan formülüyle yapabildiniz. Ama burada çok değişik sorularla karşılaşacaksınız. Gözünüz korkmasın. Ben size oradaki ince mantığı vereceğim. ince ayarı vereceğim. Oradaki ince birkaç mantıkla beraber bütün soru tiplerini çok rahat bir şekilde yapabileceksin. Ama sadece ve sadece alan ezberleyeyim. Adı mezballim dersen bu işin üstesinden gelemezsin. A birlikte çok güzel bir şekilde özellikle bu PDF'teki sorularla çok güzel bir şekilde geleceğiz. Çünkü bundan önceki PDF'lerde de gördünüz. Çok detaylı. Çok detaylı her kalıp soru burada mevcut. O yüzden büyük ihtimalle burada uzay geometrisini çok iyi bir şekilde öğreneceksin. Evet gençler. Şimdi bunun PDF'ine bu hem bu videonun PDF'ine hem de uzay geometrisinin tüm PDF'ine bu videonun altındaki açıklama kısmından ulaşabilirsin. Uzay geometrisi başlığı adı altında olacak. Oradaki PDF'i indir. Bu ta uzay geometrisinin son konusuna kadar olacak. Uzay geometrisi büyük ihtimalle 1 2 3 4 prizmaları 4 videoda halledeceğim. Piramit de 3 videoda falan halli olur. Toplamda 7 video olacak. 7 videonun PDF'ini vereceğim ben size. 7 ya da 8 diyelim daha doğrusu. 8 7 ya da 8 videonun PDF'i bu videonun altında olacak. Bundan sonraki videolarda da o PDF'in linkini koyacağım ama e, burada indirdiğin zaman bütün her şeyi halletmiş olacaksın. Evet gençler uzay geometri kısmına daha doğrusu uzay geometri'nin prizmalar kısmına hazır mısınız? PDF'i çıkarttın kalemin hazır daha doğrusu sen hazırsan hadi bakalım dersimize başlayalım. Katı cisimlere şunun tanımıyla izometrik çizim ve izometrik kağıtla başlayalım. Çünkü katı cisimler bizim etrafımızda gördüğümüz odanın içindeyiz ya bu oda mesela bir dikdörtgenler prizması ya da kare dik prizma ya da bir küp. Bunlar prizma diyoruz ama bunların bir de kağıt üzerinde çizimi var. Şimdi bizim içinde bulunduğumuz ortam üç, bir, üç boyutlu bir ortam ama biz bunu kağıda çizdiğimiz zaman ne oluyor? İki boyutlu bir ortam oluyor. Kağıt iki boyutlu. Eni ve boyu var. 2 boyut var. E öbüründe ne var? Üç boyutta ne var? En var, boy var, bir de yükseklik var. Öyle düşün. Yani 3 tane boyut. Bizim yaşadığımız kısım 3 boyutlu kısım. 4. boyut var mı? 4. boyut kimilerine göre var ama biz 3 boyutta kalalım arkadaşlar. Çok fazla uçmayalım isterseniz. Hadi bakalım şu izometrik kağıtla başlayalım. Yani ee, izometrik çizim dediğimiz şey 3 boyutlu cismi kağıt üzerine aktarmak demek. 3 boyutlu cisimlerin kağıt üzerindeki çizimlerini birim küplerden oluşmuş bir yapı olarak çizilmesine izometrik çizim denir. Kullanılan kağıdı ise izometrik kağıt adı veriliyor arkadaşlar. Şimdi burada örneklerle geçelim bunu. İzometrik çizim verilmiş. Mesela burada kaç tane küp var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane küp var. Bu şekilde 11 tane küp üst üste ve yapıştırılmış, yan yana yapıştırılmış. Bu yüzey alanı nedir diye soruluyor. Bu izometrik kağıtta gösterilen yapının yüzey alanı nedir diye soruluyor. Şimdi gençler e, bunun tabii ki tek tek alanlarını bulabilirsiniz. İzometrik kağıtta şunlar bir birim uzunluğunda olur. Bir birim bir birim yani şu birim kareler şeklinde olacak. Ee, o zaman bunlar bir birim 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 diye tek tek hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir birim, bir birim 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 bir birim. Ama yalnız burada göremediğim bir kısım daha var. Hocam şunun arkasında var. Burası da bir. Şunun arkasında var. Burası da bir. Şunun arkasında var. Hatta bunun en arkası da var. Bunları da böyle hesaplamak gerekiyor. Şimdi sana bu şekilde birim kağıda izometrik kağıda çizilmiş bu cismin ee, alanını bulurken yani 3 boyutludaki alanını bulurken nasıl bir yol izleyeceğini mantığını vereyim önce ben sana. Ondan sonra nasıl yapacağını çok kolay bir yolla vereyim. Mantığı ne biliyor musun? Şimdi arkadaşlar mesela elimizde bir dikdörtgenler prizması olsun. İçinde bulunduğumuz odanın şeyi olsun mesela. Sen bir yapıya baktığın zaman bir dikdörtgenler prizması bir binanın karşısına geçsin. Şöyle bir bina var. Sen bir binaya baktığın zaman hocam binanın önünü görüyorsam arkasını görebilir misin? Göremezsin. Bak önünü görüyorsun arkasını göremiyorsun. Bak önle arkası aynı değil mi? Dikdörtgenler prizmasıysa eğer evet. Ya da birim küplerle oluşmuşsa evet. Önünü görüyorsan arkasını göremezsin. Sağını görüyorsan solunu göremezsin. Üstünü görüyorsan altını göremezsin. Perspektif gereği bu böyledir. Ya da altını görüyorsan üstünü göremezsin. Solunu görüyorsan sağını göremezsin. Ee, başka neresi kaldı? Arkasını görüyorsan da önünü göremezsin. Öyle bir bakış açısıyla. Değil mi? Ha, o zaman hocam ben şu yapıya baktığım zaman bu birim küplerle oluşturulabilecek her yapıda böyledir. Önünü görüyorsam arkasını göremiyorum. Üstünü görüyorsam altını göremiyorum. Sağını görüyorsam solunu göremiyorum. Yani yapının yarısını göremiyorum. O yüzden burada böyle yapılarda ne yapacaksın biliyor musun? Görünen yüzey çarpı 2 diyeceksin. Çünkü perspektif gereği bu iş böyle. Yarısını görüyorsun yarısını göremiyorsun. Bu birim küplerle oluşturulabilen bütün yapılarda geçerlidir. Bu dediğimi unutma. Tamam. Mesela burada. Hocam bir tanesinin alanı bir ya. Şunları sayacaksın görünen yüzeyleri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 tane bir yüzeyini görüyorum. 19 çarpı 1 tüm alan yapıyor. E hocam ben yarısını gördüm. Diğer yarısı da çarpı 2 deriz. Görünen yüzey bunu unutma. Görünen yüzey çarpı 2 birim küplerle oluşturulabilen her yapıda geçerlidir. E burası da kaç yapacak o zaman? 38 yapacak. İstersen tek tek hesapla. Hocam bak burayı gördüm ya. Bunun tam zıttında arkası var. Şurası var ya tam burada arkası var. Şu üstte var ya tam altındaki yerde sayılır. Ya da bunun üstü tam altındaki yerde sayılır arkadaşlar. Bu çarpı 2 diyoruz. O yüzden görünen yüzey çarpı 2 önemli mantıklardan birisidir. Özellikle birim küplerle oluşturulabilen yapılarda. Bunlar nedir? Biraz sonra görmeye başlayacağız. Hocam dikdörtgenler prizması küp. Ondan sonra kare dik prizma bu söylediğim şeylerde de katı cisimlerde de geçerlidir. Mesela silindirde geçerli değildir. Birim küplerle oluşturamıyoruz. Ya da bir Piramitte geçerli değildir bu da buradaki söylemim. Buna da dikkat et. Tamam. Şimdi geldik örnek ki Bu sefer izometrik çizimi verilen yapının önden görüntüsünün alanı A. Sadece önden görüntüsü. Bak bu şekildeki yapıya önden baktığın zaman ne görürsün? Hocam burada şöyle bir kare görürsün. Bak şimdi önden yapıldığında şuradan bakıyorsun. Önden baktığında şuradaki kareyi görüyorsun. Şuradaki kareyi bak şurayı görüyorsun. Burayı görüyorsun. Burayı görüyorsun. Hocam 1, 2, 3, 4 tane gördün. Sonra üstünde şurayı görürsün. Hocam şunun üstünde bu var. Sonra burayı göremezsin bak. İkincinin arkasını göremezsin değil mi önden baktığında. Evet bunun üstünde bir var. Şuraya geldim bak şunun üstünde bir tane var. Bunu yaptım. Şuraya baktığımda bunun üstünde hiçbir şey yok. Bunun üstünde de hiçbir şey yok. Bunun üstünde de bir var. O zaman burada ne oldu arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani A alanı 6'ya eşit oldu. Bir de sağdan görüntüsüne bak şimdi. Sağdan gördüğün zaman da hocam Burada şu 1, 2, 3, 4 tane şeyi görüyorum değil mi en altta? Evet 4 tane şeyi görüyorum. Yine 4 taneyi çizelim şuraya. 1, 2, 3, 4 tane çizdim. Birincinin üstünde bir tane var mı? Var. Birincinin üstüne koydum. İkincinin üstünde var mı? Yok. Üçün, üçüncünün üstünde var mı? Var. Şu şekilde. Dördüncünün üstünde var mı? Yok. İşte burada da bu şekilde bir görüntü. 1, 2, 3, 4, 5, 6 değil mi burası? B alanında 6'ya eşit. Bizden de A bölü B alanı isteniyor. Yani 6 bölü 6'dan cevap ne çıkacaktır? 1 çıkacaktır. Evet örnek 2'yi 1 bulduk. Geldik örnek 3'e. Yanda verilen yapıyı en küçük hacimli küp yapabilmek için. Arkadaşlar küp dediğimiz 8. sınıftan hatırlıyorsunuzdur. X, X, X. Yani şurası kaç birim? Şuraya bakacak olursanız arkadaşlar şurası kaç birim? Hocam burası 3 birim. Burası da 3 birim. E, burası da 3 birim. Ha ben 3'e 3'lük bir küpe tamamlayacağım. 3'e 3'lük küpün hacminden ne gelebilirsiniz aslında? Hocam 3 burada. 3 burada. 3 burada. Yani 3 kere 3 9. Buraya 9 tane sıralıyorum. Her bir sıraya da 9. 27 mi yapıyor? Yani 27 tane birim küp olması lazım. Hocam 27 birim küpe tamamlamak için ne yapacağım o zaman? Bak şunun üstüne koyacağım. Burada da bir tane var. Bak göremiyorsun ama şunun yanında bir tane daha var. Çünkü 1, 2, 3 tane. Bunun üstüne 1 bunun üstüne şöyle bu şunun üstünden gidelim isterseniz. Hocam bunun üstüne şöyle bir tane koyacağım, bir tane daha koyacağım. Şuraya da bir tane, buraya da bir tane koyacağım. Hocam buraya da bir tane, buraya da bir tane koyacağım. Ee, bir tane. Ya da şöyle dikey olarak sayalım. Ya da burada kaç tane olduğunu sayıp 27'den de çıkartabilirsin. Şuradaki dikey bak bunun üstüne 2 tane koyacağım. Şunun üstüne 2 tane koyacağım. Bunun üstüne 2 tane bunun üstüne 2 tane koyacağım. 2, 4, 6, 8 tane yaptı. Artı şunun üstüne bir tane koyarsam 3'e 3'lük olacak. Bunun üstüne de bir tane koyarsam 3'e 3'lük olacak. E tamam o zaman bir tane burada bir tane burada artı 2. Toplamda 10 tane koyarsam ne oluyor? Birim küpe tamamlanmış oluyor mu? Oluyor. Tamam olay bu. Ya da dediğim gibi buradaki birim küpleri sayarsınız burada. Hocam tam küp yapabilmesi için 27 olması lazım. 27'den de buradaki sayıyı da çıkartabiliriz. Ya da sayalım isterseniz. Bak sayalım. Hocam burada 2, 4, ee, şöyle sayalım. Bak dikkat et. Saydıklarımızın da üstüne şey yapalım. 2 burada, 2 burada, 2 burada, 2, 4, 6. Sonra 7 burada. Sonra 3 tane dikey burada 10. 3 tane dikey burada 13. Sonra bir tane burada 14, 15, 16, 17 burada. E, o zaman 27'den de 17'yi çıkartırsam 10 bulurum hocam. Bunu tam bir birim küp yapmak için bu şekilde de düşünebilirsin. Evet gençler örnek üçü de bu şekilde. İzometrik kağıtla ilgili sorular bu şekilde gelebilir. Şimdi prizmalara başlayalım mı? Başlayalım. Arkadaşlar alt tabanıyla üst tabanı aynı olan her şekle biz prizma diyoruz. Tam tanımını okulun. Alt ve üst tabanları paralel ve eş şekillerden oluşan cisimlere prizma denir. Yanal, yanal ayrıtları taban düzlemine dik olan ya da yan yüzeyleri yere 90 derece olan dikdörtgenler, dörtgenle, dik dikdörtgenler olan prizmalara da dik prizma da verilir. Bizim işimiz dik prizmalarla arkadaşlar. Eğik prizma olur mu? Olur. Nasıl olur? Mesela tabanı şöyle bir kare. Burada da böyle bir kare. Şöyle eğiği de olabilir. Yani yan yüzeyler zemine dik değil. Böyle yan yüzeyleri zemine dik olan prizmaların hepsine biz ne diyoruz? dik prizma adını veriyoruz. Bak dik prizma. Bizim işimiz gücümüz de zaten dik prizma. Prizmalarda tabanlarına göre adlandırılır. Yalnız prizmalarda alt tabanla üst taban birbirinin aynısı olması lazım. Mesela alt taban kareyken üst taban da aynı kare ise ve yan duvarları da zemine dikse biz buna kare dik prizma diyoruz. Üçgense ve yan duvarları da zemine dikse yani üçgen tam böyle hop üstüne üçgen yani dik bir şekilde üstüne üçgen koyacağız. Ve o boşlukları da dolduracağız. İşte bu da üçgen dik prizma. Tabanı altıgen, tavanı da altıgen. Yan yüzeylerde ne oluyor? Böylelikle dik dörtgen olmuş oluyor arkadaşlar. Çünkü zemine dik ya. Zemine dik olacak şekilde şu elimi düşünseniz düşünsenize. Zemine dik koyduğum zaman şöyle ee, nasıl göstersem ben sana nasıl göstersem ben sana şu şekilde telefonu da göstermeyeyim. Reklam yapmayayım bir saniye. Şunu şu şekilde dik koydun zemine. Şunu da şu şekilde dik koydun zemine. Bunlar o zaman ne oluşturuyor arkadaşlar? Zemine dik koyduğun zaman şöyle şunları da birleştirdiğin zaman bir dik dörtgen oluşturmuyor mu şöyle? Evet. Dik dörtgen oluşturuyor. Yani prizmalarda yan yüzeylerde Hepsi birer dikdörtgen yapıyor. Bunu da unutma. Yalnız burada şunu da söyleyeyim. Zemine diklik de çok önemli arkadaşlar. Bak buradaki yaptığım alıştırmayı kesinlikle ama kesinlikle çok dikkatli bir şekilde dinle. Çok önemli bir şeyden bahsedeceğim. Tamam. Şimdi kare dik prizma. Ne oldu? Tabanı kare. Yan yüzeylerde şey oluyor. Hatta burası AA. Burası da H'sa. Bak tabanı kare. aa oluyor. Şurada AH'a a bir dikdörtgen var. AH'lık. Hocam burası da H. Burası da AH'lık bir dikdörtgen. Ee, arka taraf da AH'lık. Sol taraf da AH'lık. Hocam üçgende ABC diyecek olursam. Burası H. Burası H. Burası H ya. Kaç tane dikdörtgen var? Üçgen. 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 Tabanı, tabanının sayısı kadar. Üç tane hocam. AH BH ve c CH'lık. Bak c CH'lık burası. AH'lık burası. Ee, pardon bir ağaçlık burası. Bir de önde de ağaçlık bir dikdörtgen var. Altgende de 6 alt tane dikdörtgen mi olacak arkadaşlar? Evet. 6 tane dikdörtgen olacak. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Şimdi bir de ben şundan bahsetmek istiyorum. Prizmalarda benim için en önemli şeylerden biri şu. Temel diklik teoremi anlatılmaz ama yaşanılır. Şimdi sen şuradasın ve zemine diksin. Zemine. Ayağa kalk şimdi. Ayağa kalktın. Zemine de diksin. Tamam mı? Aha böyle zemine diksin. Senin altından geçen şu yer düzlemindeki her bir doğruya da sen ne oluyorsun arkadaşlar? Şöyle de olsa dik oluyorsun. Şöyle de olsa dik oluyorsun. Şöyle de olsa dik oluyorsun. Değil mi? Yani nasıl göstereyim? Şu kitapla göstereyim mesela. Ben elimde şu kitap var. Şu kalemi zemine şu düzleme dik olacak şekilde yaptığın zaman bu defterin içindeki şöyle kalemi şöyle göstereyim. Kalem şöyle olursa bu kalem Beyaz kaleme şöyle dik oluyor mu arkadaşlar? Evet. Bu kalemi ben şöyle de yapsam. Hop şöyle de dik oluyor mu arkadaşlar? Oluyor. Diklik bozulmuyor değil mi? Daha doğrusu en kolay bir şekilde şöyle göstereyim. Temel diklik çok önemli. Şu arkadaşlar. Şu düzlemdeymiş gibi düşünün. Şöyle 90 derece mi? 90 derece. Bakış açına göre. Senin bakış açına göre 90 derece. Bak şöyle göstersem. Aa hocam biraz daha geniş gibi görüyorum önden baktığım zaman. Ama hala 90 derece mi? Evet. Hatta beyaz kaleme dikkat et. Ben bunu şu şekilde de yapsam 90 derece dar açıymış gibi görüyorsun biraz da. Hatta bu 90'lık hala duruyor. Çevirdim. Beyaz kalemi göremiyorsun şu kalemden dolayı. Ama hala şurada da ufak da olsa bir 90 derece var mı? Var. Yani şuradaki 90'lar böyle yan yana gelince hocam burası da 90 derece burası da 90 derece 90 90 180 yapıyor. Hocam şurası 90 burası 90 180 yapıyor doğrusal olmaz mı deme. Kağıt üzerinde evet öyle ama 3 boyutlu düşündüğün zaman bunlar aynı düzlemde olmadığı için buradaki 90 ayrı, buradaki 90 ayrı. Zaten sen bu kaleme sonsuz tane dik çizebilirsin. Şöyle bir noktalar sonsuz tane dik doğru çizebilirsin. O şekilde düşün lütfen. Hatta bunu daha da ayrıntılı bir şekilde şöyle göstereyim ben sana. Çok güzel bir 90 derece yakalama olayı göstereceğim şimdi sana. Lütfen dikkatli bir şekilde dinle. Lütfen burası çok önemli. Şurası gerçekten çok önemli. Ne oldu ya? Şurası. Bak şimdi. Bir dikdörtgenler prizmasında. Şöyle havada bir doğru varsa. Havadaki bir doğruya ait. Biz ne yapacağız? Bir uzunluk isteniyorsa 90 dereceye karşılık getirmemiz lazım. 90 dereceye karşılık getirmek için bir işlem yapacağız şimdi. Hocam 90 dereceyi nasıl karşılık getirebiliriz? Üçgen oluştur. Üçgen oluştururken de yüzeyden çiz. Büyük ihtimalle karşısına dik üçgen çıkacak. Hocam yüzeyden mesela sen bu yüzeyden çizebilirsin zeminden yani. Dikkat et. Senin şuradaki zemine dik değil mi? Evet. Sen burada kendini düşün şimdi. Zemine diksen zemindeki bu doğru ya da dik olmak zorunda değil misin? Evet. Bak şöyle bir 90 derece. Yani karşısına şöyle bir dik üçgen çıkabilir. Birincisi bu. İkincisi sadece bir tane diklik çıkmayacak karşına. Çok dikkatli dinle şimdi. Aynı doğruya ait. Mesela şöyle bir doğru var elinde. Hocam buna karşılık bir tane doğru üçgen oluştur. Havadan değil. Bak mesela sen şunu şöyle çizersen yine havadan gitmiş oluyorsun. Buradaki noktadan havadan buraya doğru gitmiş oluyorsun. Çizeceğin çizgiler genelde ne olsun biliyor musun? Yüzeyden olsun. Ben biraz önce ne yaptım? Şu zeminden çizdim. Bu sefer ne yapayım? Hocam şu yandaki duvardan çizeyim mesela. Yandaki duvardan Yandaki duvardan nasıl bir çizgi? Kırmızıya ait bir üçgen oluştur dersem şöyle çizmez misin? Evet. Aa hocam bak şuraya. Bu yandaki sarı düzleme dik. Bu sefer böyle yan duruyor. Burası dikse düzlemdeki bu doğruya da dik olmak zorunda. Bak burada ne çıktı karşına? Dik üçgen çıktı. Yani sen buradaki dik üçgenden de bulabilirsin bu uzunluğu. Şuradaki dik üçgenden de bulabilirsin. Aynı zamanda şuraya geldiğin zaman bu dik dörtgenler prizması ya. Burası da 90 derece. Burada da bir dik üçgen var. Hatta burası da 90 derece ya. Şurada da bir 90 derece var. Bunu da kaçırma dostum. Tamam mı? Şöyle 90 dereceler Pisagorlar bu şekilde karşına gelebilir. Hatta bir tane daha göstereyim mi sana? Göstereyim dostum. Bak şimdi çok dikkatli izle. Hocam aynı şekilde şu doğruya ait bir tane daha var mı? Var. Bu sefer nereden çizeceğim biliyor musun? Ön duvardan çizeceğim. Bak ön duvardan. Ön duvardan. Ön duvardaki düzlemden bir tane üçgen oluşturayım. Hocam hop şuraya çizersen ne olur? Bak Şuradaki doğru ön duvara dik değil mi? Evet. E o zaman burada kaçı ne olacak? 90 derece olacak. Bak burada karşıma ne çıktı? Dik üçgen çıktı. Gördünüz mü? Aynı uzunluğa ait 3 tane dik üçgen senin karşına çıkarttım. Ama burada neye dikkat edeceksin? Temel diklik teoremine. Sen burada düzleme diksen. Şöyle düzleme diksen bu düzleme. Düzlem içindeki bütün doğrulara ne olmak zorundasın? Dik olmak zorundasın. Burada da öyleydi. Bu düzlemedikse bu düzlemdeki çizdiğim bu doğruya dedik olacak. Düzlem dediğimiz odanın içindeki taban, tavan, işte yan duvarlar onların hepsine de biz düzlem diyoruz. Düzlem dediğimde de böyle afallamayın. Evet buradaki bilgi de bizim için çok önemli arkadaşlar. Lütfen burayı iyi bir şekilde anla. Ee, biraz daha kavramak istiyorsan istersen bir 5 dakika geri sar. İlk baştan itibaren şuradaki dik üçgenleri iyice anlamaya çalış. Çünkü uzunlukla ilgili sorular çıktığı zaman karşımıza bunları kullanacağız. Evet prizmaları anladık. Prizmalarla ilgili böyle işlemler yapılabileceğini anladık. Şimdi dik prizmaların alanı ve hacmi. Hocam bu ne ya? Bu prizma mı? Evet prizma. Tabanı sadece yamuk. Biz buna yamuk dik prizma deriz mesela. Arkadaşlar prizmalarda taban ve tavan yeter ki aynı olsun. Taban ve tavan aynı olsun. Mesela sana bir tane prizma göstereyim. Şöyle bir prizma gösteriyorum. Bak şimdi dostum. İyi izle. Bu nasıl bir prizma? Hocam tabanı dikdörtgen olduğu için dikdörtgenler prizması diyenlerinizi duyar gibiyim. Değil. Taban dikdörtgen, tavan bir çizgi. Bu dikdörtgenler prizması mı? Hayır. Ne nasıl prizma? Bak, prizma. Yan yatırmışım sadece. Bak tabanı da, tavanı da bu şekilde üçgen ya. Üçgen prizma mesela bu. Tamam? Dikkat et. Neyse buraya geldim. Yamuk prizma bu. Bu prizmada arkadaşlar bizim için en önemli şey hacim. Hacim bütün prizmalarda hacim çok basittir. Taban alanı çarpı yükseklik. Hocam ben taban alanını nasıl bulacağım? Şu taban alanını. E sen yamuk konusunu gördün. Yamuk alanı nasıl buluyorsan öyle bulacaksın. Ya da dikdörtgenler prizmasıysa şöyle dikdörtgenler prizmasıysa. Hocam dikdörtgenin alanını bulmayı biliyorum. E tabi dikdörtgenin alanı nasıl bulacaksan öyle bulacaksın. Ondan sonra hacimde taban alanı çarpı yükseklik diyeceksin. Ya da tabanı üçgense. Şu üçgeni özel bir üçgen verirler büyük ihtimalle. E, üçgen bilginle şuradaki taban alanını bulacaksın. Sonra çarpı yükseklik diyeceksin. Bu kadar basit. E hocam şurayı 90 derece verirlerse burası 3 burası 4 ise a belli. 3 çarpı 4 bölü 2. Hemen alanı buldun. Bir de yükseklikte de belliyse taban alanı çarpı yükseklik. Ya da ne bileyim şöyle bir şey verirler mesela. 4 4 4 derler. Eşkenar üçgense de eşkenar üçgenin alanı. A kare kök 3 bölü 4'ten taban alanını buldun. Çarpı yükseklik. Bak taban alanları demiyorum. Taban ve tavan alanları demiyorum. Sadece taban alanı çarpı yükseklik şeklinde olacak. Tamam. Taban alanı çarpı yükseklik bana neyi veriyormuş? Hacmi veriyormuş. Şimdi alana gelelim. Hacim daha kolay olduğu için e, o yüzden hacimden bahsettim. Arkadaşlar alanda bulurken taban alanları artı alanları yazıyorum. Dikkat, yanal alan olacaktır. Yanal alan olacaktır. Hocam taban alanları nedir? Taban alanını nasıl bulacaksın? Eski bilgilerle bulacaksın. Eski bilgiler. Yamuksa yamuğun alanı. Eşkenar üçgense eşkenar üçgen alanı. Dikdörtgense dikdörtgenin alanı. Kare ise karenin alanı şeklinde bulacaksın. Ama bu taban alanından tavanda da var ya eski alan bilgilerini hani bu taban alanını bulduktan sonra ikiyle çarpacaksın. Bunu buldun. Bir de yan alan. Arkadaşlar yan yüzeyler hep bir dikdörtgen değil mi? Evet bak bir dikdörtgen burada. ikincisi burada. Üçüncüsü burada. Dördüncüsü de arkada. Ve hatta 4 tane dikdörtgen var. Hatta şuraya ben A, B, C, D diyecek olursam. Şurası da açsa. Hocam bir dikdörtgenimiz A çarpı açlık dikdörtgen. Bak dikkat. Şöyle A çarpı açlık dikdörtgen. Diğer dikdörtgenimiz B çarpı açlık dikdörtgen. Diğer dikdörtgenimiz C çarpı açlık dikdörtgen. Diğer dikdörtgenimiz de D çarpı açlık dikdörtgen değil mi? Evet. A ne oldu? Bu dikdörtgenlerin alanları toplamı taban çevresi çarpı yükseklik değil mi? Evet. Tabağın çevresi çarpı yükseklikte bütün prizmalarda yanal alanı veriyor bana. Zaten şu açılımlara gelecek olursak arkadaşlar. Prizmaların açılımları. Bak ayrıntılı bir şekilde anlatıyorum. Sıkılmayın da. Çünkü bu ayrıntıyı bilmek zorundasınız ilk başta. Bak kaç tane kare var? 2 tane kare var. Kaç tane şey var? Bu kare ise eğer. A A A A H AH'lıktan kaç tane dikdörtgen olacak? Hocam 1, 2, 3, 4 tane AH'lıktan dikdörtgen olacak. 2 tane de kare mi olacak? Evet 2 tane de kareyi şöyle koyarsın. Tabanlar bunlar. Bak A yan alan burası. E, 4 A çarpı H. Açılımı da bu şekilde olur. Hocam farklı açılımı olur mu? Olur. O farklı açılımları da göstereceğiz. Mesela bu. Hocam kaç burası? A, B, C. Hocam 3 tane şey var. A H'lık bir dikdörtgen. B H'lık ve C H'lık. A haşlık, B haşlık ve C haşlık bir dikdörtgen var. A, B, C diyelim. Üçgenleri de şöyle koyarsınız arkadaşlar. Bitti gitti. Başka türlü açılımı olabilir mi bunun? Evet açılımı şöyle de olabilir. Tabanları şöyle koyarsın bak. Üçgeni böyle koydun. Dikdörtgenleri böyle koyarsın. Bak dikdörtgenleri şöyle koyarsın. E bir tane daha üçgen koyacaksın. Bir tane daha üçgen. Bak tabanları böyle koyarsın. Dikdörtgenleri de taban böyleyken dikdörtgenleri aşağı doğru yatırmış gibi düşün. Farklı açılımlarda böyle gelebilir. Ya da altıgen. alt tane dikdörtgeni yan yana koyacaksın. E, altına ve üstüne de altıgen koyacaksın. Al sana açılım. Ve da bulurken bak gerçekten taban çevresi A artı B artı C çarpı H. Bana neyi veriyor? Yanal alanını veriyor. Özellikle o yüzden ben sizden şunu tavsiyede bulunuyorum. Taban alanını bulmak eski bilgilerden bulursun. Sıkıntı yok. Yanal alanda da taban çevresi çarpı yüksekliği mutlaka ama mutlaka bil kardeşim. Ee, şekle baktığın zaman bunu da bulursun ama zaten öyle çok fazla ezber yok katı cisimde. O yüzden taban çevresi çarpı yüksekliği de ezberlemeni istiyorum. Tamam. Çok fazla ezber yapmanızı istemem ama bu şekilde bulacaksın. Evet yüzey alanı neymiş? Yan alan artı iki tane taban alanı. Taban alanı. Ee, yan alanda zaten taban çevresi çarpı yükseklik. Bunun da mantığını sana verdim mi verdim. Evet şimdi sorulara takır takır başlayalım bakalım. Tabanı eşkenar üçgen olan dik prizmanın yüksekliği 9 birimse. Arkadaşlar soruyu anlayabilmek için şekli çizelim. Tabanı eşkenar üçgense bir eşkenar üçgen bir de üstüne çiz. Sonra bu köşeleri birleştir. Al sana prizma çıktı. Tabanı eşkenar üçgen ve yüksekliği de 9 mu? 9. Bir kenara daha diyelim. Hacmin de 144 demiş. E tamam. Hacim neydi? Taban alanı a kare kök 3 bölü 4. Eşkenar üçgen olduğu için eşkenar üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4. Çarpı yükseklik Neye eşit olacak? 144 kök eşit olacak. Kök nanay mı? Nanay. Hocam 9 ile 144 sadeleşti mi? Sadeleşti. 16 yaptı. 16 ile 4 çarptığın zaman a kare eşittir. 64 yaptı. A'yı da buradan kaç buldu? 8 buldu. Bir taban ayrıtının uzunluğu isteniyor bizden. Cevap ne yaptı? 8 yaptı. Evet geldik bir sonraki soruya. Yukarıdaki üçgen prizmada. Bak bu sefer nasıl bir üçgen? Hocam prizma taban ve tavan aynı. Yukarıdakilere 10, 10, 16 vermek zorunda değil. Dik prizma diyorsa eğer bize yukarıdaki üçgen dik prizmada tabanı nasılsa tavanı da aynıdır. Prizmanın hacmi nedir? E hocam tabanı ne? İkiz kenar üçgen. Taban alanı çarpı yükseklik. E kenar üçgende sen bu ikizkenar üçgenin alanını nasıl bulursun? Şu ayrı bir üçgen gibi düşün. Hocam ikizkenar kenar tabanla mevcut. Tabanına ait yüksekliği çizdim. 8, 8. 8, 10 ne üçgeni? 6, 8, 10 üçgenden 6. E şimdi taban alanı çıktı mı buranın? Çıktı. Nedir? Taban 16. Yükseklik 6. 16 çarpı 6 bölü 2 taban alanı çarpı yükseklik. Hacim de V ile gösteriliyor genelde. Yüksekliğimiz de kaç arkadaşlar? 20. Şunlar şunlar sadeleşsin. Burası 10 yapsın. 6 ile 16'ın çarpımı 96. E, 96 ile de onu çarptığın zaman hacmi de kaç yaptı? 960 yapmış oldu arkadaşlar. Geldik örnek 6'ya. Altıgen prizmanın hacmi nedir? Hocam bir altıgen neden oluşuyordu? Altıgen 6 tane eşkenar üçgenden oluşmuyor muydu? Nasıl çizdik bunu ya? Şöyle düzgün çizelim. Şöyle göstereyim. Hocam altıgen dediğimiz şey 6 tane eşkenar üçgenden oluşuyordu. E o zaman 6 tane eşkenar üçgenden oluşuyorsa bir kenar 4 ise hocam bir tane eşkenar üçgen a kare kök 3 bölü 4 6 tanesi de 6 tane a kare kök 3 bölü 4 değil midir? Evet. Taban alanını buldum. Yükseklik de belli. yükseklikte de 6 deriz. Hacim de bu şekilde çıkmış olur. Taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanı eski bilgilerle bulacaksın. E buradan ne geldi? 4'ler sadeleşti. Hocam 6 kere 6 36 bir de 4 ile çarpınca 144 yapıyor galiba. İşlem hatası yaptığın zaman cevaplarda yani yorumlarda yazarsınız gençler. Örnek 6'yı 144 köküç bulduk. Evet geldik. Hep hacimle ilgili sormuşuz. Bir de alanla ilgili sorsaydık güzel olurdu aslında. Neyse size ödev olsun. Şuradakilerin alanlarını da size hesaplayın. Ya da şu iki tane örneğin de alanlarını da hesaplayalım isterseniz arkadaşlar. Örnek 5'te alanı ben ekstradan hesaplıyorum. Alan nedir? Hocam taban alanı nedir? 16, 16 çarpı 6 bölü 2. 16 çarpı 6 bölü 2'den 2 tane var. Alt taban ve üst taban. Sonra artı yan alan. Yarıl alanında taban çevresi çarpı değil miydi? Taban çevresi kaç? 16, 10 ve 10'un toplamı 36 çarpı yüksekliğe eşit olacak. E o zaman burada gitti. 96 artı 720 yaptı. Bu da kaç yapıyor arkadaşlar? Son 6, 1, 816 yaptı galiba. Evet alan da bu yaptı arkadaşlar. Tamam mı? Hacmini sormuş ama alanı da hesapladım. Peki bunun alanı nedir arkadaşım? Şunun da alanını hesaplayalım. Alan sorulmamış diye kendi başıma dert alıyorum böyle. Alan nedir? Hocam altıgenden iki tane var. Altıgenin alanı altı tane. A kare kök 3 bölü 4. Bundan iki tane var. Taban ve tavan. Artı yanal alan. Yanal alanda taban çevresi. Taban çevresi de ne? 24 değil mi? Evet 24 çarpı kaç eşit olacaktır? 6'ya eşit olacaktır. Gitti gitti. Burası kaç yaptı? 6 kere 4. 24 48 köküç. 48 köküç artı 24 çarpı 6 da kaç yapıyor? 6 kere 4. 24 12. 144 yapıyor. Evet burada da alan bu yaptı. Hatta şurası yanal alan yaptı. Bunlar da taban alanları toplamı yaptı. Taban ve taban alanları toplamı yaptı. Ekstradan ben size burada alanı da göstermek istedim. Zaten konu anlatımındayız kardeşim. ne göstermeyeyim değil mi? Evet gençler. Prizmalar bu şekilde. Devam edelim. Özel bir prizmaya geldik şimdi. Tabanı dikdörtgen olan prizmaya dikdörtgenler prizması denir arkadaşlar. Dikdörtgenler prizmasının açılımında arkadaşlar yan yüzeyde 1 2 3 4 tane dikdörtgen var. Bak 1 2 3 4 tane dikdörtgen. Taban ve tavanda da birer dikdörtgen var. Bunlar da bu şekilde. Evet. <laughs> Açılımı da bu şekilde oluyor. Farklı açılımlarda olur mu? Olur tabii ki. Şimdi dikdörtgenler prizmasında bazı şeyleri şey yapalım bakalım. Tüm yüzeyleri dikdörtgen olan prizmaya dikdörtgenler prizması denir. Öncelikle hacimden başlayacağım. Hacim çok kolay. Taban alanı çarpı yükseklik. Hocam taban alanı nedir? A çarpı B. Yükseklikte nedir? C'dir. E o zaman hacim neye eşit oldu gerçekten de? A çarpı B çarpı C'ye eşit oldu. Ezberleme. Senin karşına şöyle bir şey geldiği zaman direkt sen de bulabilirsin zaten. Hocam A, B taban alını veriyor. Bir de çarpı C derim. A çarpı B çarpı C olduğunu zaten kendin görebilirsin. Sonra arkadaşlar bunlar ayrıt uzunluklarıdır. Kaç tane ayrıt var burada? Ayrıtları sayalım isterseniz. Dikdörtgenler prizmasında ayrıt sayısı. Hocam ayrıt 1. Bak sayıyoruz. 1, 2, 3, 4 ayrıt burada. 1, 2, 3, 4 ayrıt burada. 8. Bir de dikeyler var. 1 2 3 4 ayrıt burada. Toplam 12 tane ayrıt var. Köşe sayısı sorulursa köşeleri sayacaksın. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane de köşe var arkadaşlar. Bir de yüzey köşegeni ve cisim köşegeni diye bir kavram var. Yüzey köşegeni adı üstünde yüzeyden çizilen köşegen. Ama yüzeyden çizilen köşegenler farklıdır. Mesela bu şu sağdaki dikdörtgende çizilen yüzey köşegeni Hocam bu yüzey köşegeni nedir? Dikdörtgen ya burası 90 derece. Bakış açısından dolayı 90 biraz geniş açıymış gibi duruyor. Ama dikdörtgen olduğunu biliyorsun. Hocam burası kök içinde b kare artı c kare eşittir. Hocam şu yüzey köşegeni vardır mesela. A burası c burası ya. Hocam burası kare küçüğünde kare artı c karedir. Yani yüzey köşegenleri değişiklik gösterebiliyor arkadaşlar. Yüzey köşegenleri birbirinden farklı durumlar var. Hatta e, alttaki yüzey köşegeninde şu yüzey köşegeninde nedir arkadaşlar? B iken burası. Şurası da 90 ya. A kare artı B kareye mi eşittir? Kare içinde evet. Yani yüzey köşegenleri. Kök içinde B kare artı C kare var. Kök içinde A kare artı B kare var. Kök içinde A kare artı C kare de var. Bunları ezberleme şekil üzerinde zaten sen bunu görebilirsin. Bir de cisim köşegeni var. Cisim köşegeni dediğimiz de şu. Odanın en alttaki köşesinden çaprazındaki en üstteki köşesine gittiğin zaman ya budur. Ya da şu en alttaki köşeden buraya gittiğin zaman budur. Ya da buradaki köşeden buraya gittiğin zaman budur. Ya da başka kaldı mı? Şuradaki köşeden şuraya gittiğin zamandır. İşte şöyle. Tam gözükmüyor ama onu da kırmızıyla çizeyim isterseniz. Tam buradan buraya gittiği zamandır. Cisim köşegenleri de kesim noktası tek bir nokta yapıyor. Haberinde olsun. Ama biz burada cisim köşegenini de şu şekilde yapalım. Cisim köşegeni dediğimizde özellik yazılmış mı? Evet yüzey köşegenleri yazılmış. Cisim köşegenleri de kök içinde a kare artı b kare artı c kare diye yazılmış. İstersen bunu ezbere bil. Ama Ezbere bilmesen de. B iken burası B mi? B. Sen bunu gördükten sonra şöyle biraz önce üçgen oluşturmayı gösterdik. Şunu çizerdin. Buranın 90 derece olduğunu söyler miydin? Evet. Hocam buradaki Pisagor'dan burası E dediğimiz kök içinde A kare artı B kare gelir. Hocam burası da C değil mi? Sütunlar şöyle yükseklik. Evet. Bir de mavide de bir Pisagor yaparsan F kare eşittir. Şunun karesi artı bunun karesi. A kare artı B kare artı. Şunun karesi de C kare olduğundan. F de kök içinde A kare artı B kare artı C kareye eşit oluyor. Evet. Cisim köşegeninde a kare artı b kare artı c kareye eşitmiş. Başka ne diyebiliriz burada? Başka bir de şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Alan. Alan nedir? Eski bilgilerimizden gidelim. Hocam alan dediğimiz şey taban alanları. Taban alanları nedir? Şu ve şu. Hocam a çarp b'den iki tane mi var? Evet. Alan şu üstte yazıyorum bakın. Altta yazıyor da ben şu üstte yazıyorum sizin yazmanıza gerek yok. Alan dediğimiz a çarpı b'den iki tane var. Artı taban çevresi çarpı yükseklik. A, B, A, B taban çevresi 2 A artı 2 B yapmadı mı? Evet. Yüksekliğim de C değil mi? Evet. Yani ne yaptı? 2 ab artı şu C'yi dağıttım. 2 A, C artı C'yi dağıttım. 2 B, mi yaptı? Evet. Özellikle dikdörtgenler prizmasında bu hacimle ilgili çok soru geldiği için prizmanın alanının şu şekilde olduğunu bilmenizi tavsiye ederim. Hacim de A çarpı B çarpı C olduğunu bilmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bununla ilgili çok güzel süzen sorular karşımıza geliyor arkadaşlar. O yüzden bilmenizde fayda var. Hatta ben şöyle yapıyorum. Hocam illa böyle 2AB, 2AC, 2BC şeklinde mez vereceğim. Hayır bak ne yapıyorum biliyor musun? ABC'yi şöyle yazıyorum. Kenarların ikişerli çarpımın iki katı diyorum. Ya da bizim ilk baştaki izometrik kağıdı anlatırken söylediğimiz şey vardı ya. Hocam buradaki alan nedir? A çarpı C. Şuradaki alan nedir? B çarpı C. Buradaki alan nedir? A çarpı B. A bunları yazdıktan sonra görünen yüzey çarpı 2. 2 AB, 2 AC, 2 BC yapmıyor mu? Yapıyor. Oradan da yapabilirsin. Ya da ben ABC'yi yazıyorum şöyle yan yana. Kenarların ikişerli çarpımının iki katı. AB'nin iki katı. 2 AB. BC'nin iki katı. 2, A, 2 BC. Bir de AC'nin iki katı diyorum. Alana o şekilde daha rahat bir şekilde ulaşıyorum. Tabi Teknik sana ait. istediği şekilde yap. Ben nasıl kolay yaptığımı sana gösteriyorum. Sen istersen ne var hocam bunda ya? 2AB, 2AC, 2BC aklında tuttun diyebilirsin. Zamanında ben tutamadığım için şu şekilde aklımda tuttuğum için sana bunu da gösteriyorum arkadaşlar. Ben nasıl öğrendiysem sana da o şekilde öğretmeyi istiyorum çünkü. Evet. Tamam uzunlukları hallettik. Bütün hepsini gösterdik. Yüzey köşegenlerini. Sonra cisim köşegenini gösterdik. Taban alanı A çarp B taban alanları 2 tane A çarp B e, yapıyor. Yan alanını da gösterdik. Zaten e, iki parantezinde de ya da 2AB, 2AC, 2BC'yi iki, 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 iki parantezine aldığımız zaman da bu şekilde çıkıyor. Ama alanı da sen 2AB, 2AC, 2BC şeklinde bil. Evet dikdörtgenler prizması ile ilgili söyleyeceğim şeyler bunlar. Haydi bakalım şimdi sorulara. Örnek 7 ne diyor? Kenar ayrıtları 3, 4, 5 sayılarıyla orantılı. Prizmanın yüzey alanı 470. Evet bir prizma var elimizde. Ve yüzey alanları da neymiş arkadaşlar? Prizmada çizerken şu şekilde arkadaşlar. Şöyle çizersiniz bakın. İki tane dikdörtgeni bir önüne çizdiniz bir arkasını çizdiniz. Sonra bunları birleştirdiniz kardeşim bu kadar basit. Burası 3K burası 4K burası da 5 kymiş Tamam 3 4 5 sayılarıyla orantılıymış. Şimdi bana demiş ki prizmanın yüzey alanı verilmiş. Hocam prizmanın yüzey alanı verilmiş ya 3K 4K ve 5K. Ben ne yapıyordum o şekilde gidelim. Kenarların ikişer çarpımı. Hocam 12K kare çarpı 2 şu 4 kere 3 12 çarpı 2 24 k kare yaptı. Artı şu ikisinin çarpımı 20 20 k kare bir de 2 ile çarptın 40 k kare. Artı bir de şu ikisinin çarpımı 15 çarpı 2'den 30 k kare. İşte bunlar 470 yapıyorum imiş. Şimdi bunları topla bakalım. 40 şu ikisini toplam 64 94 94 k kare eşittir 470 yapıyor. 5 kere 4 9 45 evet 5 yapıyor şunları sadeleştirdiğin zaman k kare de buradan kaç yaptı? 5 yaptı. K'yı da buradan kaç bulduk? Kök 5 bulduk. Buna göre prizmanın farklı ayrıtlarının toplamı kaçtır diye soruluyor. Yani 3K, 4K ve 5K'nın toplamı isteniyor arkadaşlar bizden. 3K artı 4K artı 5K toplamı isteniyor. Farklı ayrıtların toplamı. Hocam 3K ile 3K toplanmaz mı? Hayır. Farklı ayrıtların toplamı isteniyor. Farklı uzunluğu farklı olanlar yani. E burada ne yaptı burası? Ee, toplam 9 12K yaptı? Evet 12K isteniyor. K'yı biz kök 5 bulduysak cevap da kaç çıkacaktır? 12 kök 5 çıkacak. Evet örnek 7'yi 12 kök 5 bulduk. Geldik örnek 8'e. Bir ayrıtı 6 birim olan küpten bir köşesinden bir birim 2 birim ve 3 birim olan dikdörtgenler prizması çıkartılmış. Hocam 1 2 ve 3 olan bir dikdörtgenler prizması çıkartılmış. Kalan cismin hacmi nedir? E, bütün şeyden bu bir küpmüş bu arada. Daha küpü görmedik ama küp de bütün kenarları eşit. Hocam küpün hacmi taban alanı çarpı yüksekten gidebilirsin zaten. Ya da bu da bir dikdörtgenler prizmasının özel bir hali. 6 çarpı 6 çarpı 6 değil mi? Kesilmeden önceki kısmı. Evet. Bunun hacminden şuradakinin hacmini çıkartacağız. Şunun hacmi nedir arkadaşlar? Çıkartılan kısmın hacmi. 1 çarpı 2 çarpı 3 değil mi? Evet. 1 çarpı 2 çarpı 3'ü çıkartacağız. 216 eksi 6 yapıyor. O da kaç yapıyor? 210 yapıyor. Örnek 8 210 çıktı. Geldik örnek 9'a. Bir dikdörtgenler prizmasının bir köşesinden çıkan 3 ayrıtının uzunlukları toplamı 14 santimetre. Hmm. Hemen dikdörtgenler prizmasını şöyle çizelim arkadaşlar. Çizdik mi? Çizdik. Biraz daha büyütüp geçelim. Şey. Şimdi bir köşesinden çıkan 3 ayrıt. 1, 2, 3. Toplamını kaç vermiş? 14 vermiş. Hocam A, B ve şuraya C diyecek olursam. Yani şurası C. A artı B artı C'yi kaç vermiş? 14 vermiş. Cisim köşegenin uzunluğu. Cisim köşegenin uzunluğu neydi? A kare artı B kare artı C kare değil miydi arkadaşlar kök içinde? Evet 2 kök 21'miş. E buradan her iki tarafın karesini alırsam hatta A kare artı B kare artı C kare neye eşit oluyor? 4 çarpı 21'den 84'e eşit oluyor. Benden prizmanın yüzey alanı isteniyor. Tamam. Arkadaşlar bakın şarpanlara ayırma. Şu A kare artı B kare artı C kare var. A artı B artı C var. E ne yaparız? ÖSYM de bunu çok seviyor. Öğretmeniniz de büyük ihtimalle sınavda buna benzer bir soru sorar. Hatta bak bu soru güzel bir soru. Ne yaparsın? Hocam her iki tarafın karesini alırım. Şunun karesini al. Al. Hocam A artı B artı C'nin karesi. Kareleri toplamı. A kare artı B kare artı C kare artı. 2 üçlünün karesini alınca ne oluyordu? 2AB, 2AC ve 2BC olmuyor muydu? Evet. Bu da 14'ün karesi. 14'ün karesi de kaç yaptı? 196 yaptı. E A kare artı B kare artı C kareyi biz kaç bulduk zaten? 84 bulduk. Hocam 2AB artı 2AC artı 2BC 196 eksi 84 yaptı. Yani 84 çıkartırsam buradan 2 kaldı. Buradan 1 kaldı. Buradan da 12 kaldı. Evet 112 kaldı. Benden ne isteniyor? Yüzey alanı isteniyor. Yüzey alanı neydi zaten arkadaşlar? 2AB, 2AC ve 2BC idi arkadaşlar. Değil mi? Kenarların ikişer çarpımının 2 iki katıydı. Yani şuradaki karesini alarak çarpanlara ayırma yöntemini kullanarak sonuca ulaşmış bulunuyoruz. Evet ÖSYM de sever böyle soruları ve e, büyük ihtimalle ben de seviyorum. Okuldaki öğretmeni de sever. Sınavda çıkmaya aday sorulardan biri. Lütfen ama lütfen dikkat et. Bazen ne yapacağını da bileceksin. Yani üçlünün karesini almayı da öğrendiniz. Değil mi? Dokuzuncu sınıfta. Normalde A artı B'nin parantez karesi neydi? Hocam A kare A kare artı 2 A B artı B kareydi. Üçlünün karesi ne olacak? E, A, art, A artı, B artı C'nin kareleri toplamı A kare B kare C kare. Yine 2 ab İkişerli çarpımları olacak ilk katı. 2AB, 2AC ve 2BC şeklinde olacak. Tamam mı? Evet. Cevap 112 yaptı. Geldik örnek 10'a. Dikdörtgenler prizmasının taban ayrıtları 6, 8 birimdir. Cisim köşegeni de 26'dır. Bak. Cisim köşegeni de bu değil mi? Evet. İstersen şekil üzerinde yap. Hocam burası 6 ya. Ben şurası da 26 verilmiş. Ben burada olsam şunu yaparım. Şunu şöyle çizelim. Hocam burada bir dik üçgen çıktı diyebiliriz. Buradaki dik üçgenden bunu bulacağım. Ama öncelikli olarak şurayı bulmalıyım. E dik dörtgen olduğu için tabanı burası 96 8 10 üçgeni. Hocam bak burası 5'in 2 katı. Burası 13'ün 2 katı. 5 13 ne üçgeni? 5 12 13 üçgeninden burası da 12'nin 2 katından dolayı kaç çıkar? 24 çıkar. Prizmanın hacmi isteniyor. Ya da bu şeyi kullanırken hocam 26 eşittir karekök içerisinde şuraya h diyelim. A kare artı B kare artı C kare değil miydi? Evet. Yani 6'nın karesi artı 8'in karesi artı H kare deyip cisim köşe yerinde böyle kullanabilirdin arkadaşlar. Ama burada şekilde yapmak daha kolay çıktı. Mesela burada özel üçgen olduğundan dolayı. Buradan da yine H ne çıkacaktı? 24 çıkacaktı. E H'i 24 bulduysak o zaman hacim neye eşittir? Taban alanı 6 çarpı 8 çarpı yüksekliğe. Yani 24'e eşit olacaktır. Hocam bu 48 çarpı 24 yapıyor. E 48 ile 24'ü çarptığımız zaman da ee, kaç yapıyor? Çarpalım. 4 kere 8 32. 4 kere 4 16. 19. 48 96 yapıyor. Topladığım zaman da kaç yapıyor? 2. 9 6 daha 15. 10. 11. 1152 yapıyor. İşlem hatası yapmadıysam arkadaşlar. Hacim böylelikle 1152 oldu. Ve gelelim örnek 11'e. Bu da bu videonun son sorusu olsun. Prizmalar daha bitmedi arkadaşlar. Daha doğrusu dikdörtgenler prizması daha bitmedi. Dikdörtgenler prizmasının yarısına kadar geldik haberiniz olsun. Soruda 7 verilmiş kök 13 verilmiş ve prizmanın hacmi isteniliyor. Ben nereyi bulacağım? Yüksekliği bulacağım. E hadi bakalım şuraya x x diyelim ve x'i bulmaya yönelik hamle yapalım. Bak soruda ne verilmiş bana? Hocam burada dik tabanı iki parçaya bölmüş. Ya dik tabanı iki eş parçaya nerede biliyordu? Hocam ikizkenar kenar üçgende. Bak göstereyim. İkiz kenar üçgende tabana ait yükseklik tabanı iki eş parçaya bölüyordu ve açı ortaydı. Daha öncelerinde hep anlattığımız şeyler yani bu özellikle 9. sınıfta öğrendiği şeylerden biri olması lazım. Öğrenmediysen de öğren. Yüksekliğe ayrı bir gözle bakacaksın. Yükseklikle ilgili iki şart sağlanmışsa yani hem yükseklik hem açı ortaysa ya da hem yükseklik hem kenar ortaysa aklına ikiz kenar gelecek. Bu yükseklik aynı zamanda kenar ortaysa Üçgen olmasa bile üçgeni sen yapacaksın. İkiz kenarı sen oluşturacaksın. Yüksekliğin kollarında böyle ikiz kenarı sen yan oluşturacaksın. Bak oluşturdun. Ne oldu bu? İkiz kenar üçgen. Aynı zamanda açıortay diyebilirsin. E o zaman burada da bak dik tabanı keş parçaya bölmüş. Aklına ne gelecek? İkiz kenar. Hemen aklına gelen başına gelsin. Hemen oluştur burada. Hocam şöyle yüksekliğin kollarında ikiz kenarı oluşturduk. Tamam. Şimdi burası kök 13 Hocam burası da kök üç, Burası da kök 13'tür. Hocam burası 2 xken burası da 2 xtir. Hocam burası 7 iken burası da 7 burası da 7'dir. E bunlar da birbirine eşit değil mi? Evet. Şimdi bak burada bir pisagor bağıntısı yapabilir misin? Burası 90 derece dikdörtgenden dolayı. Hocam burası da 90 derece. Burada da pisagor yapabilirsin. Bak şuraya y dersen. Y kare burada neye eşit? Hocam y kare şuradaki pisagorda 4x kare artı kök 13'ün karesi. 4x kare artı 13 yapar. Aynı zamanda burada y kare neye eşit arkadaşlar? x kare artı 49'a eşit. Eğer ikisi de y kare eşitse bunlar birbirine eşit olmak zorunda. At bunu buraya. Hocam buradan ne geldi? 3x kare eşittir. 36 geldi. Dolayısıyla x kare buradan 12 geldi. x de buradan kök 12. Kök 12 dediğimiz nedir? 2 kök 3'tür. Bak x'i 2 kök 3 buldun. Hocam x 2 kök 3 ise burası da 2 kök 3'tür. E, toplamda yükseklik 4 kök 3 oldu. O zaman hacim bulmadı artık bir sorun sıkıntı kalmadı. Hacim neye eşit olacaktır? Taban alanı çarpı yükseklik ya da A çarpı B çarpı C'ye eşittir. Yani yazalım o zaman onları. 7 çarpı kök 13 çarpı yükseklikte 4 kök 3 yaptı. Hocam acım buradan ne oluyor? 4 kere 28 burası. Sonra 13 ile 3 çarptığın zaman da 39 yaptı. Yani cevabımız 28 kök 39 şeklinde oldu mu arkadaşlar? Oldu. Cevap bu çıkar. Evet. Eski bilgileri de kullanacaksınız. Bak böyle eski bilgilerden dik üçgenlerden sana yüksekliği buldukturur, yüksekliği bulduktan sonra da hacim kısmı zaten çok basit mi? Çok basit. Evet arkadaşlar temel noktaları bu videoda sanki biraz öğrendik. İsterseniz bundan sonrasını bir sonraki videoda yapalım. Bir sonraki videoda dikdörtgenler prizmasının geri kalanını bitireceğiz. Sonra karedik prizmayı bitireceğiz. Sonra küpü bitireceğiz. Prizmaları 3 videoda bitirmeyi planlıyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet böylelikle burası bitti. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda dikdörtgenler prizmasının devamında yani uzay geometrisinin ikinci videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.